Günaydın. Bugün tekrardan beraberiz. Artık galiba bu ritüele kanalımda oturtmak istiyorum. Ve 5-10 dakika olsa bile kısa kısa neler yapıyorum şeklinde videolar atacağım. Devam etmeyi düşünüyorum. Ne yiyorum, ne içiyorum, ne sporları yapıyorum falan filan. Bu sabah yürümedim. Bir şekilde hareket edeceğim. Yani bir yere gideceğim ya da bir şey yapacağım bilmiyorum. Onun dışında limonlu su hazırladım kendime. Bunu içeceğim. Pasta yapıyoruz. Petit böyle pasta yapıyoruz. Ben aşırı ama bak aşırı petit böyle pasta seven biriyim ya da muzlu pasta seviyorum. Size çikolatalı çok ağır pastaları gerçekten sevmiyorum. Hele ki şu anda hiç sevmiyorum. Mesela geçen 20'nin doğum günü kutladık. Bir pasta almıştım ve onun tadı çok ağırdı, çikolatalı falandı. Sadece o gün bir dilim yedim, sonra yemedim mesela. Bizimkiler falan yemişlerdi falan. Ben şu şekilde ikisini karıştırmayı daha çok seviyorum. Şimdi beraber peki böyle bir sulu pastayı yapalım. Yeşil çay içerken diyordum. Yeriz de ben yeşil çay içmem, kendi kahve yaparım. Hazır eve süt de almışız. Çünkü kahve yapmamak için süt de almıyordum. Hani böyle süt çok iyi gelmiyor ya o yüzden. Yoksa başka nedenden dolayı değil. Ben şu Dr. Oetker'in pudinglerinin arkasında şey yazıyor. Neyse tamam artık kabul edin, evdeyim sonuçta. Bu pudinglerin arkasında yazıyor ki bakın 3 su bardağı süt diyor. Asla 3 su bardağı katmayın. Su gibi oluyor. Hatta Kerimcan'ın bir tane videosu vardı. Yanındaki çalışanının bir şeye pasta yapıyordu. Orada mesela 3 su bardağı ne süt katmıştı. Böyle ekrana bağırasım geldi. Kerimcan yapma, onların çok sıvı oluyor falan diye bağırasım geldi. Ben bunun için 2 bardak katacağım. 3 su bardağı katmayacağım. Orada 2 paket pudingle yapacağız. Çünkü bizim evdekiler de çok seviyor. Benim bir tane arkadaşım vardı. O bu pastayı hiç sevmezdi. Şey derdi hatta. Neydi ya? Fakir pastası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en güzel pastası kesinlikle. Ben bir tane AVM'ye gitmiştim. Orada bile sipariş verirken bu pastayı görmüştüm. Dedim yok artık hani petit böyle pasta falan satılıyor mu dedim. Hatta ben şey sanmıştım. Hani yanlış yazılar falan bayağı mozaik pasta falan sanmıştım. O zamanlar bizim o mağazadaki müdürüm şey demişti, hayır petit böyle pasta falan demişti. 7 TL'ye petit böyle pasta almıştım. Oysa ki eve gelip kendim yapabilirdim 7 TL'ye. Ama yemiştim çünkü çok seviyordum. Hazır orada o fırsat vardı, kaçıramazdım. İkinci paketi de açıyorum, ay kokuları var ya. Şu an var nasıl koktu, nasıl koktu, kokusu oraya kadar geliyordur. Eminim yani, acım ya şu an, acıktım. Dün saat 6'dan beri bir şey yemiyorum, saat şu an 1. Hala bir şey yemedim. Siz düşünün. Aa bana süt kalmayacak galiba. Dursun şunu dolaba kaldırayım. Hatta ben bunu buzluğa koyayım çünkü kahvemi çok soğuk yapıyor. Çok 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 mantıklı. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Ondan sonra ocağa koyacağım. Mesela bunun bitterli pudingleri de var. Ben onlarla da yapmayı seviyorum ama annem sevmiyor. Ve bence onlar çok daha karlı. Ama daha yemişler yiyeyim yani. Ne gerek var? İyice çikolatalarını, içerisindeki o toz hallerini erittim. Şimdi bunu ocağa getiriyorum. Artık ocağa gidelim. Annem de burada akşam yemeği için fasulye yapmış. Şimdi ben bunu alayım buradan. Öyle. Şimdi bunu ara ara karıştıracağız birlikte. Hindistan cevizi de almış yengem. Ben mesela bu tarz pastalara kendim yaptığımda mesela böyle küçük küçük böyle bir şeyler oluyor ya anlatamıyorum. Bulursam ekranı geri koyacağım. Mesela onları koymayı sevmiyorum. O pastanın tadını bence bozuyor pasta süsleri. Biraz daha şekerli tat veriyor ama bu çok güzel oluyor. Bakın şimdi size sadece kıvamını göstereceğim. Bir paket için kesinlikle 2 su bardağı katıyorsunuz. Daha fazla değil. Ya da daha az da değil. Daha az olunca kötü oluyor. Yani gerçekten 3 su bardağı çok çok fazlaymış. 1 su bardağı katmıştım. O da çok kötü olmuştu. Çok yoğun olmuştu tadı. 2 su bardağı çok iyi oluyor. 2 paket kattığım için de 4 su bardağı katmıştım. Biraz soğutayım pastayı yiyeyim. Bunu buraya alıyoruz. Ben şimdi ellerimi de iyice yapayım. Peçetemem. Tamam. Ellerimi de iyice yıkadım. Ay bunlar hep kırılmış. Yazık günah. Şimdi bunu da pasta yapılmaz yani. Mesela sade petit böyle bisküvi sevmiyorum ama kakaolunun hastasıyım. Thank you.
ben pastayı bitirdim. 10 dakika falan sürdü galiba. Aynen. 10 dakikada pastayı bitirdim. Yani olması 5 dakika, yapması da 5 dakika. 10 dakikada pastayı bitirdik. Ben pudingi köşeye ayırdım. Birazdan yiyeceğim ama ondan önce Hindistan cevizinden biraz dökeyim. Şimdi sizin yanınıza dökeyim. Sonra ben unuturum falan. En azından onu da şey yapalım yani. Birazcık. Artık bu buzdolabına gidiyor hanımlar. Görüşürüz. Benim mutfaktaki işim bitti. Ben şimdi odaya gidiyorum. Odayı birazcık toparlamam lazım. Şimdi bunu böyle ekran alacağım. YouTube kabağı için çok güzel duruyor ama karıştırmam lazım. Çok çok güzel olmuş. Kendim yaptım diye demiyorum. Ama ben yaptım. Ama çok güzel olmuş. Sen bu işi biliyorsun dostum. Mail bakmaktan nefret ediyorum. Hangisi gerekli, hangisi gereksiz? Hangisi yabancı ülkeden gelmiş şeyler? İtalya'dan gelen var mı? Ya çok garip yerlerden gelenler de var. Ya ben senin önünüzü neden tanıtayım? Bu benim dişimin kabuğunu etmez yenge. Bu arada bunu yemeyeceğim. Yetesin. Beni ilgilendirmiyor aynen. Bu benim. Kahvem zaten bitti. Hala bilgisayarla uğraşıyorum. Ve yanına yeşil çay. Yeşil çay ve pasta. Siz beni az önce içeride böyle pasta falan yerken gördünüz. Çünkü bilgisayarda çok çok fazla işim vardı. Onunla boya olmuş hep ya. Neyse. Onunla uğraştım. Ay boya demişken son kez mutfak masasında boyayacağım. Zaten onu bir kere daha boyadım mı bitti. Verniğini atacağım ve sonra videosunu çekeceğim. Şunu mu gerçekten çok fazla ayarlamam gereken gereksiz kısımlar, yarım kalan videolarım, kötü videolarım, sesinin kötü olduğu videolar arka taraftan dolayı. Yani çok videolar vardı ve bilgisayar kasıyordu çok çok fazla. Onları sildim. Onun dışında işte yanında pasta falan yiyordum. Daha sonra ben işlemi bitirdikten sonra pastanın çok az geldiğini gördüm. Gerçekten azdı yani ve canım çok istiyordu. Ben daha sonra işte 1-1,5 dilim daha fazlacık bisküvi pastan yemiş olabilirim ama daha fazla yemeyeceğim. Merak etmeyin, daha da yemeyeceğim ve hala var, bayağı var hatta. Ama yengem çok küçük kesmiş, bence onun suçu. Yoksa normalde adam akıllı kesilse ben bir dilim yerdim. Ama çok küçük kesilmiş. Bahaneler bahaneler. Hatta Instagram'a bir dilim yedim, bir dilim daha yedim yazdım ama 1,5 dilim daha yedim. Burada toparladıktan sonra o da çok dağınık. Ondan sonra acıma leste yapalım. Leste'den sonra duş alayım, sonra yemek yeriz ama hızlı bir şekilde burayı toparlamamız lazım. Ondan sonra leste başlarız. Hadi bakalım. Ortalığı size şöyle cime göstereyim anacım. Her taraf bok götürüyor. Ay bu kelimesi önce de çok kızıyorsun ama yalan mı söyleyeyim yani? Çok kötü bakar mısınız? Uzatmayacağım, size hemen gösteriyorum. Bakın dünü nasıl kapatmışım, bugün saat kaç olmuş, saati görüyorsunuz ve adım sayım kaç. Bunu yükseltmem lazım. Benim bunu 10-15 bin yapmam lazım. O yüzden başlıyorum. Bay bay. Canımdan can çıktı resmen. Ben size başlayacağım dediğim sırada. Başlayacağım dediğim sırada başlayamadım çünkü bakkala gitmek zorundaydım. Babamın bir işi vardı, bakkala baktım. Ama şu anlık yapıyorum. Şu konuda söyleyeceğim, çok geç kaldım. Ay terime bak.
Biliyor musunuz? Çok geç kaldım. Yaklaşık yarım saattir yapıyorum. 28 dakikadır yapıyorum. Son 17 dakika kaldı, onunla beraber yapalım dedim. Hem de tekrar işe yaradığını göstermek istedim. Yalnız çok geç kaldım. Bu saatte yemek yememem lazım ama saat. Saat şu anda 8. Ben en fazla yarım saat daha yapacağım. Yarım saatlik yok aslında. 17 dakikalık 17 dakikam kaldı. 17 dakika yaptıktan sonra da ben her spor, yani şu lesi yaptıktan sonra genel olarak yapmaya çalışıyorum. Sıkılaşma hareketleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi ne bileyim, kolum için yapmaya çalışıyorum. Belim, kalçalarım ve bacağım için yapmaya çalışıyorum. Onları gösterirsem göstereceğim ve benim 8.30'da gerçekten yemeği yemiş olmam lazım. Çünkü çok çok geç kaldım. Sonra duşa girerim hemen. Bu şekilde yemek yiyeceğim. Yapacak hiç çarem yok. Saat 9.30 gibi yeşil çayımı içer, yürüyüşe çıkarım. Devam edin. Çünkü bugün hiç hareket etmedim zaten gördüğünüz gibi. Sadece şu an bunu yapacağım. Sabah yürüyüşü de yapmadım. Yarın kesinlikle yürüyüş yapacağım. Şükürler olsun. Başlayabiliriz. Çok komik duruyor ama bel için çok iyi. Şuralarım var ya, yanıyor. Bitti. Bitirdim zaten. Ben de bittim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir bardak su içeyim. Koca bir bardak. Hatta alıp geliyorum, bekleyin. Şimdi bunu içeceğim. 10-15 dakika sonra yemek yiyeceğim ve yemekten önce büyük bir bardak su içmeye çalışacağım. Bilgisayarı kapatayım, zaten şarjı da bitiyor. Ufaktan kol, özellikle kol, biliyorsunuz koldan nefret ediyorum. Yani kolum ve basenlerimden nefret ediyorum. O yüzden özellikle kol hareketleri yapacağız. Sonra birazcık popiş, birazcık da bacak falan yapalım. Yani kendim bileyim bile, lise zamanlarında bile mesela hani tombişken bile, balık etliyken bile vesaire. Hep bir spor salonlarına vesaire gidiyordum ya da kendim evde hep yapıyordum ve gerçekten sporu hak etmeyi çok çok seviyorum. Bunu 105 kiloyken de söylerdim ve şu anda 86'dayım ve yine söylüyorum ve daha da zayıfken de söylüyordum. Sporda bence bir insanın vücudunu en iyi şekillendiren şey squat. Her çeşidi olabilir. Ben genel olarak çoğunu yapmaya çalışıyordum ve tabii daha yeni başlamaya başladım. O yüzden şimdi squat yapacağız. Şimdi daha kapalı bir şekilde yapacağım. Yani şöyle yapmak yerine şimdi bu şekilde yapacağım. Zaten diyorum ya, 3-5 hareket yapacağım ve bırakacağım daha sonra. Belimi birazcık, bacaklarımı biraz kırıyorum. Ya benim yaptıklarımı ne kadar yaparsınız bilmiyorum ama ben bunları yapıyorum. Son kez su kaltı yapacağım. Hatta böyle yapacağım, kendim göreyim. Sizden dolayı göremiyorum. Yemekle beraber olalım. Bunları göstermemem lazım. Pek iyi bir hareket değil. Görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Gidip yüzümü falan yıkadım. Terimi sildim ama tişört değiştirmeyeceğim. Çünkü duş alacağım zaten ama ilk önce yemek yemem lazım. Saat şu an çok çok geç. Yemek yemem için bakar mısınız? Hedefimi geçeyim de. Saat şu an 8:48 geçiyor. Biliyorum çok geç ama yiyeceğim çünkü açım. Ay şuradaki sivilceye bakar mısınız? Şuradan konuşayım. Keşke her gün bu şekilde spor yapabilsem. Keşke böyle gaza gelebilsem ve bugün çok iyi yaptım. Uzun zamandır böyle spor yapmıyordum. Ama şimdi gidip yemek yiyoruz. Çünkü çok acıktım gerçekten. Normal spordan sonra diyorlar çok yorgun falan. Gerçekten hiç yorgun değilim. Ben asla yorgun olmuyorum. Daha çok dinçleniyorum diyebilirim. Daha çok hareket etmek istiyorum. Ay ne kadar büyük duruyor kamerada tabak. Oysa ki minnacık ha. Küçücük aslında. Çok büyük duruyor. Neyse, günün son yemeği. Makarna salçalı, asla dayanamam. O yüzden biraz aldım. Normalde sadece fasulye yiyecektim. Fasulye, salata ve ayran yine büyük bardak. Bu şekilde tek başıma yiyorum çünkü çok geç oldum. Yani bir insan şu an tüy bu kadar kayıp olabilir.
yeğenimden çaldım. Benim kardeşim bana almış. Hayır, hayır. Yemin gidiyordu. Aa, yoğurt tadı çok kötü. Yeşil mi? Evet. Güzel mi? Şey gibi. Çezen abla. Aynen. Nereye? Otur. O ne? Ha, döksene döksene. Döksene. At artık ağzını aç. Kız. Elime bir de atıyorum ha. Allah seni ne yapmasın. Ya artık. Bulca. Ha? Dur abi, hayır. Ne sırıtıyorsun? Şunu da al ye. Al şunları. Al. Allah seni kahretmesin ya. Yenge, o köşe ona ait. Yere döktü hatta. Bak kaçacak yine. Nereye? Tekrar geldi. Bilmiyorum abi, açıktı. En son. Bye bye. Oh. Ne yaptın? Bir daha yap.